Dede bu ne? Koza evladım. İçinde kelebek var. Yardım edersek dışarı çıkacak. Bak çıkıyor. Bak uçuyor. Dede koş, koş. Düştü. Ne güzel uçuyordu. Maalesef öldü evladım. Öldü mü? Sen ol. Bir kelebeğin kozadan çıkmasına asla yardım etme. Neden dede? Çünkü bırakacaksın, kendi başına çıkacak. Bırakacaksın, mücadele verecek. Kanatları güçlenecek. Güçlenecek ki uçabilsin. Ben ona kanat yapardım, uçardı. Evladım, eğer bir kelebek kendi kanatlarıyla uçamıyorsa, başkasının taktığı kanatlarla asla uçamaz. Hasretlere ümitler, sana hüzün, sevgilerden armağan. Bir güneş batar yok olur tüm sevdalar, yine rüzgar karanlık yamaçlarda, sana hasret gözyaşıyla armağan. Evet, evet, haklısın. Çok güzel oldu, değil mi? Baksana şuraya. Bugün Bursa Tekstili'nin önde gelen isimlerinden Çelebiler'in köşkündeyiz. Bugün Galip Çelebi'nin oğlu Ömer Asaf'ın doğum günü. Bursa'nın önde gelen isimleri... gel gel koş! Hadi koş koş! Koş koş! Hoş geldiniz Şevket Canım, Bey. Canım sağ ol. Şevket. Canım hoş Şevket. Geldin. Asaf abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gördüğün gibi aslan gibiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilal'cim hoş bulduk. Buyurun. Siz de hoş geldiniz Şevket Bey.
Dedim sana Faik'a geç kaldık. Ömer, bak milletvekili gelmiş bile. Mehmet yavaş düşeceksin. Hatun bacağım nasıl, şöyle bir kontrol edelim. Şöyle diyeyim seni anla Celal Bey. Eğer bu gözler benden başkasına kayarsa ikisini de oyarım, haberin olsun. Hadi şimdi yürü. Oh, ev doldu taştı. Misafirin daha yarısı, ne yapacağız? Geldikçe haber ver, kucağıma oturtayım. Tövbe estağfurullah. Veysel öte dur, işim var. Galip Bey'den haber var mı? Uçak yine tehir edilmiş galiba. Kesin gelemiyormuş. Alem burada bir Galip Bey İsviçre'lerde. Yazık valla. En çok da şu Ömer Asaf'a üzülüyorum. Makbule. Fazla yormuyorsun kendini. Baban gelmeyecek miymiş yani? Yok. Niye ki? İsviçre'de çok kar yağmıyormuş, uçak kalkamıyormuş. Amcam geldi. Hadi hadi hadi. Akın beyin arabasıyla burada. Çek abi, çek. Amca. Ne it be yavru kartal. Oh. Amcanı yerim lan senin. Canım benim. Amcasının bir tanesi. Ne olan? Ne bu surat? Hanımefendi yeni sevgiliniz mi Akın Bey? Ayıp ayıp. Sakın bu lafı bir daha duymayayım. Dünya afet bacımdır kendisi. Akın domuzlaşma. Yengelerin en güzeli. Ne üzüyorsun kendini? Ne yapsın, gelemiyor işte abi. Hem sen hepimize yatarsın. Bu laflar için abinden kaç para alıyorsun? Gel canım. Merhaba. Hoş geldiniz. Öpeyim anne. Anneciğim sağlık afiyet yerindedir inşallah. Sağ ol. Gördüğün gibi işte. Sen nasılsın Zahit Usta? Vallahi ne desem ki. Galip Bey eli boş, gönlün dolu gel dediydi ama... ...çam sakızı çoban arzular işte. Estağfurullah. Ne gerek vardı. Hadi geçin, keyfinize bakın. Galip bazen bir tuhaf davranıyor anne. Ne oldu ki kızım? Aman daha ne olsun. Oğlunun doğum gününe kendi yetişemiyor ama fabrikanın ne kadar işçisi ustası var hepsini buraya dolduruyor. Galibi bilirsin kızım. Çalışanına önem verir. Hem böyle günde ayak da olur, baş da olur. Sen canını sıkma canım. Asma babaanneciğim suratını. Yetişemedi işte baba. Üzülme torunum, düğününe yetişir. Baba, sırada ben varım ama ya. Oğlum senin sıranı vermiyorum ki. Senin evleneceğin yok zaten. Ben baba, kendi sıramı ya veriyorum. Bu sene şampiyonuz abi. Kesinlikle hayır. Bu sene asıl biz şampiyonuz. Mümkün gör bak, değil. Gör bak, yeşil timsahlar hallaç pulma gibi atacak. Söylesene Rıfkı. Kesinlikle. Ya. Ben yokken fısfısını yanından hiç ayırmadın inşallah. Hiç. Aferin sana. Oksijenin var mı? Bitmek üzere. Diğerleri zaten bitti. Yarın Veysel abine doldurtalım, tamam mı? Allah rahatlık versin. Sana da baba. Baba. İyi ki yetiştin. İyi ki.
Burada ne hoş kokuyor böyle. Yalnızca oda mı kokuyor? Aslını sorarsan kokunun kaynağını arıyorum. Ben yardımcı olayım hemen. Yaklaş. Hanzade, Ömer Asaf'a kardeş istiyorum. Günaydın. Tam 2 saat oluyor. 10 dakikaya Gedikli'ye gel diye telefon etmiştin. Bilmem hatırlar mısın Çelebi? Kusura bakma Sadık. Ömer Asaf bırakmadı. Canı sağ olsun Çelebi. Dede Fikri nerede? Göre nedir görene? Köre nedir körene? Duyanadır duyana. Duyup da ibret alana. Hoş gelmişsin Çelebi. Hoş bulduk, Safa bulduk dede. Bizimkiler. Buyur Fikri dede. Yemesini bilen 2 ağız gelmiş. Sofra açın hele. Bu saatte rakı isteyeni Emir Sultan'a kadar kovalarım. Haberiniz olsun ha. Merhaba. Bir Bursa Posta gazetesi alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Leyla, sen azıcık üşüdük müsün kuzum? Nereden çıktı şimdi bu? Niye üşüdük oluyormuş? Kendi çıkardığı gazeteyi bayiden satın alana pek sağlam gözüyle bakmazlar da ondan. En azından burada. Bursa'da canım. İyi o zaman. Söyle Bursa'ya üşüdüklerimi hazır olsun. Çünkü ben vazgeçecek değilim. Bu ne dalgınlık Çelebi? Hem yanımdan geçip görmüyorsun, hem yemiyorsun, susuyorsun. Sorma dedi. Kaç zamandır bir dalgınlık var üzerimde. Doğdun dalgın, evlendin dalgın. Baba oldun dalgın. Bu kadar var mıdır dalgınlığı? Yok canım, o kadar değildir herhalde. Ha Sadıç? Acaba? O kadar emin olma Çelebi. Dalgın ol. Dalgın ol ama emin olma. Akşama bana kahveye gel. Şimdiden bir şey diyemem. Tayfun'a sormam lazım. İyi, telefonlaşırız o zaman. Tamam canım, hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. Güle güle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun Galip. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Tut ucunda. Hey Allah. Allah seni başımızdan eksik etmesin hem de. Sağ olun. Kolay gelsin. Zahit Usta baksana. Siz ne zaman tekstil odası başkanlığına aday oldunuz? Ondan sonra bunlar olmaya başladı Galip Bey. Bunlar dediğin nedir Nedim Bey? Garip olaylar. Olmayacak problemler. Yeni bir problem de İpten bekliyoruz. İplikçi Hüsnü Bey nedense bir haftadır telefonlarımıza çıkmıyor. İplikçi Hüsnü'yü bana bırak, arar konuşurum. Tekstil odası başkanlığı adaylığımıza tavır alanlara gelince... Ama ben İplikçi Hüsnü Bey'in de aynı sebepten tavır aldığını düşünüyorum. Gel odama geçelim Nedim. Nilgün, bir süre telefon bağlama. Peki Galip Bey. Muhsin, yanına birini al. Tekstil odası başkan adaylarından biriyle röportaj istiyorum. Bugün Emine Leyla Hanım. Evet. İhsan amca, seninle biraz hesap kitap yapalım. Ne dersin? Leyla Emirli. Buyurun, benim. Size anlatacaklarım var Leyla Hanım. Mesele nedir hanımefendi? Neyle ilgiliydi? Bebeğimin babasıyla ilgiliydi Leyla Hanım. Ne yani? Koskoca ihaleye bizden başka katılan firma mı yok? Denere bize yenilmekten usanmış. Bu sene katılmayacakmış. Ama İzmir Ödemiş'ten bir tekstilci var dediler. İzmir Ödemiş'ten? Kim acaba? Nilgün sana telefon bağlama demedim mi? Mühim miymiş? Kim? Leyla Emirli mi? Bursa Posta'dan. Bağla bakalım. Tanıyor musun? Buyurun. Evet benim Leyla Hanım. Acil Bursa Posta'ya mı? Leyla Hanım mesele nedir?
Evet evet, hemen geliyorum. Kötü bir şey mi oldu Galip Bey? Bugün ne varsa iptal edin, telefonlaşırız. Akşam öyle ağır yemek yapmayın. Ansap Bey'i de buzdolabından uzak tutun. Tamam Esma Nur Hanım. Senin neyin var Hanzade? Hiç. Yok bir şeyim anne. Galip Bey geldi. Tut şunu. Galip Çelebi. Evet. Ben Leyla Emirli. Bursa Posta'nın genel yayın müdürü. Memnun oldum. Nerede? Odamda bekletiyorum. Buyurun şu taraftan. Ne istiyormuş biliyor musunuz? Size bir şey söyledi mi? Şey, kapıdan girdi ve 3 aylık hamile olduğunu söyledi. Çocuğun babasının da Çelebilerden. Onu sormuyorum Leyla Hanım. Karşılığında ne istiyormuş? Haber. Yani bunu gazetede haber yapmamı istedi. Allah aşkına, sabahtan beri neyin var senin? Yok bir şeyim anne. Anlamaz mıyım ben Hanzade? Dün gece bir şey mi oldu? Çok fena anne. Çok fena. Neymiş çok fena var? Çatlatma insanı. Galip bir çocuk daha istiyor. Anne ben ne yapacağım? Ne demek ne yapacağım? Yapacak bir şey mi var? Leyla Hanım, alın beni haber yapın diye size geliyorum. Meğer siz haber değil, Bursa Sosyetesi'nden itibar istiyormuşsunuz. Yanlış anlamayın hanımefendi. İtham ettiğiniz tarafla yüzleşmenizi istedim. Zira benim için haberin doğruluğu çok önemli. Yo, bana açıklama yapmayın, gerek yok. Yanlış kapıyı çalmışım. Bursa'da başka gazete mi yok? Dur bakalım Candan Hanım. Ne istiyorsun? Çelebiler hop oturup hop kalksın istiyorum Galip Bey. Gördüğün gibi bunu başardın da. Sebebini anlamadım. Bütün Bursa bir kadını hamile bırakıp sokağa atan adamı bilsin istiyorum. Biliyor musun? Çocuğu bile hep beni tekmeliyor. Biraz da babasını tekmelesin, biraz da babasının rahatı kaçsın. Neden direkt bana gelmediniz? Bunu kardeşin olacak o Züppe'ye sor, Akın'a sor. Merak etmeyin, ona da soracağım. Akın ne iş? Abin içeride ne oluyor? Bilmem, anlayacağız. Abi ne haber? Merhaba. Merhaba. Abi ne oldu? Koştum geldim. Ne olduğunu sen söyleyeceksin. Candan. Senin ne işin var burada? Abi ne oluyor? Akın, bu hanımla hiç ilişkin oldu mu? Nasıl yani? Nasıl var mı lan? İlişki işte. Şey, bilmem ki. Yılan, şirin yılan. İşine gelmiyor değil mi? Candan Hanım, sen sus. Oğlum bana doğruyu söyle, oldu mu ilişkin? Karnındaki bebeğin babası sen misin? Ne? Doğru olabilir mi bu? Ne bileyim ben abi. Akın bana bak, iyi düşün. Abi, bunun iyi düşünmesi olur mu? İlişki mi oldu? Ama karnındaki benden mi değil mi ne bileyim? Müneccim değilim, laborant değilim. Nedim Bey, bana hemen bir helikopter kiralayın, acil. Evet, İstanbul'a gidiyoruz. İyi olur.
Sadıcı da ara. Evet evet, bizim Celal'i. Onu da istiyorum yanımda. Sizi arayacağım Nedim Bey. Leyla Hanım, yarım saate helikopterle İstanbul'a hastaneye gideceğiz. Test yaptıracağız. Siz de şimdilik bu olayı haber yapmayacaksınız. Neyi haber yapıp yapmayacağıma ben karar veririm Galip Bey. Siz bir test sonuçlarını gönderin bakalım. Sizinle İstanbul'a geleceğimi kim söyledi ki? Hiçbir yere gitmiyorum ben. Nasıl istersen Candan Hanım. Yalnız o zaman işler değişir. Nasıl değişirmiş işler? Madem hastaneye gitmiyoruz, karakola veya savcılığa gideriz. Şikayetini resmileştirirsin. Sonra da paşa paşa hastanenin yolunu tutarsın. Tercih senin. Leyla Hanım, test sonuçlarını size fakslatacağım. Artık siz karar verirsiniz haber yapıp yapmamaya. Neredesiniz siz ya? Millet apar topar İstanbul'a gitti. Kim nereye gitti Asaf Bey? Ne oluyoruz? Amcamla babam İstanbul'a gitmişler. Hem de helikopterle. Allah Allah. Niye? Acil işleri çıkmış. İhale miymiş neymiş anlamadım. Ay haber verseydiler de ben de gitseydim. Özledim İstanbul'u. Babaanne bugün aşı olduk. Ah bir tanem, acıdı mı yoksa? Yo ama benden başka herkes ağladı sınıfta. Oo. Sen ağlamadın mı aslanım? Alışkınım ki ben, acımadı. Veysel, konuştun mu nikah meselesini? On yıl evvel ailenizin tüm tedavilerini bizzat yapıyordum. Galip Bey, siz beni hatırlamadınız değil mi? Kusura bakmayın, bir an telaştan fark edemedim. Ziyan yok. Peki bu kadar kısa sürede sonuç alabilecek miyiz? Bakın, aslında hamile bir insana DNA testi yapılmaz. Ya, peki ne yapacağız? İçeriden parça alıp kromozom testi yapacağız. Aynı parçayla da tabii kültüre elverişli olduğu takdirde DNA testi yapabiliriz. Kolay olmayacak yani Galip Bey. Sağ olun. Sonuç nedir doktor bey? Hanımefendi hamile, evet. Taşıdığı çocuk da Akın Bey'e ait değil. Oley be! Bir dahaki sefere canım. Bu test resmi makamlarca kabul görür bir test mi? Burası hastane ise, ben de doktorsam evet. Candan, koş Celal abi. Bırak bırak, bırak gitsin. En fazla Bursa'ya kadar gidebilir. Biz işimize bakalım. Alabilir miyim doktor? Tabii, buyurun. Akın, al bu test sonuçlarını. Faks çekeceksin. Kim olduğunu anladın mı? Leyla Hanım'ı. Aynen. Hadi göreyim seni. Aldım Galip Bey. Akın Bey'le bir ilgisi yokmuş. Hala haber değeri taşıyor mu bilemem. Ama sonuçlar elinizde Leyla Hanım. Artık karar sizin. Rica ederim Galip Bey. Asparagas habercilik yapmıyoruz. Bursa Posta 50 yıllık saygın bir müessesedir. Bilmem anlatabildim mi? Gayet iyi anladım. Hassasiyetiniz için ailem adına teşekkür ederim. Kim bu Leyla Emirli Sadıç? Bursa Posta'nın editörünü ben niye tanımıyorum?
Bursa Posta'nın sahibi Vedat amca vardı ya. 3 ay önce rahmetli oldu. Onun kızı bu Leyla. İstanbul'da büyük bir gazetede önemli bir mevkideymiş. Cenazeden sonra Bursa'ya temelli dönüş yapmış. Niye dönmüş peki? Hatun kişi bu Çelebi. Akıl sır mı erer? Candan denen şu kız senin ellerini öper Celal. Kimmiş, neymiş? Bir soruştur bakalım. Soruştururum. Ama bak şuraya yazıyorum. Bu işin arkasında senin tekstil odasına başkan olmanı istemeyen biri var. Dönmüyor muyuz Bursa'ya? Siz dönün. Ben bu gece İstanbul'da kalayım. O niye abi? Hem başhekime teşekkür etmem lazım. Hem de birkaç İstanbullu iplikçiyle görüşmek istiyorum. Anne, yalan söylemek suç mudur değil midir? Nereden çıkardın? Bu ne biçim soru Ömer Asaf? Yarın Türkçe sınavı var. Öğretmen çalışın gelin dedi. Suç olabilir. Mesela yalancı şahitlik yaparsan suç olur. Ama daha çok yalan Ömer Asaf günahtır. Yani yalan söylemek suç değil mi? Hapse atılmaz mıyız? Eğer söylediğin yalan birine zarar verirse o zaman suç olur. Size ve hastanenize teşekkür borcumu nasıl ödeyebilirim? Estağfurullah. Ama durun, bir yolu var. Buyurun. Elimden ne gelirse yaparım. Biz hastane olarak Çocuk Esirgeme Kurumu'yla ortak bir projeye başladık. Ne güzel. Galip Bey, siz varlıklı bir ailedensiniz. Hiçbir çocuğu evlat edinmeyi düşündünüz mü? Hayır ama Allah herkese bir evlat nasip etsin. Yo, ben ciddiyim. Doğal yolda olmuyorsa sizin gibi zengin olanlar evlatlık edinmeli diye düşünüyorum. Yanlış mı? Doktor Bey, benim zaten bir evladım var. Aa, öyle mi? Ne iyi etmişsiniz. Ne zaman evlatlık edindiniz? Evlatlık değil. Sizin tabirinizde doğal yolla. Doğal yolla mı? Ama bu mümkün değil. Anlayamadım. Yani mümkün değil, değil mi? Neymiş mümkün olmayan doktor bey? Yani bir çocuğunuz zaten var. Tutup niye bir evlatlık alasınız ki? İkinci bir çocuk isterseniz kendiniz zaten yaparsınız, öyle ya. Saçmaladım ben dipediz yani. Galip Bey, rica ederim durun. Ya çekil doktor. Lütfen, lütfen. Siz benden bir şey mi gizliyorsunuz? Doktor. Bu ne? Burada ne yazıyor böyle? Bu doğru mu ya? Böyle bir şey olamaz değil mi? Bunu benden öğrenmenizi istemezdim. Ama maalesef orada yazanlar doğru Galip Bey. 10 sene evvel eşinizle bana gelmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Eşinizin adı Anzade değil miydi? Evet. Çocuğunuz olmadığı için her ikinize de bir takım testler yapmıştık. Eşinizde bir problem yoktu ama sizde... Ne varmış bende? Doktor söylesene, ne varmış bende? Senin bu kayıtlar yanlış. Yanlış bunlar. Bakın her şey burada. Siz kısırsınız Galip Bey. Doğal yolla çocuğunuzun olması mümkün değil. Benim bir oğlum var. Raporların hepsi duruyor. Eşinize vermiştik sonuçları. Sen ne diyorsun doktor? Benim 9 yaşında bir oğlum var. Bu mümkün değil. Üzgünüm ama tıbben imkansız. Thank you.
İçim ürperdi. Niye, ne oldu ki? Olur bazen. Niye açmıyor baban şu telefonunu? Ben çevirsem açar. Dur, çalıyor. Alo? Galip? Alo? Galip benim, duyuyor musun? Galip benim, Hanzade. Ömer Asaf yanında mı? Efendim? Çocuğu hazırla. Hemen İstanbul'a yanıma geliyor. İstanbul'a mı? Niye? Astımına falan baktıracağım. İyi bir doktor buldum da. Canım, nereden çıktı şimdi bu doktor Galip? Bizim doktorun nesi var? Bu çocuk bunun için ta İstanbul'a mı gidecek? Yarın okulu var biliyorsun. Dediğimi yap. Veysel alıp yanıma getirsin. İstanbul'a. Ben her zamanki otelde olacağım. Galip. Alo. Allah Allah. Anne, ne oldu? İstanbul'a gidiyorsun. İstanbul'a mı, niye? Baban seni istiyor. Hey! Gel. İyi akşamlar beyefendi. Yemeğinizi getirdik. Sağ ol. Oraya bırak. Pardon ama cep telefonunuz çalıyor. Alo, Çelebi. Alo. Dede sen miydin? Benim de. Sen Çelebi misin? Ne bu ses yahu? Son konuştuğumuzda sesim ferah fezaydı. Şimdi bir ses duyuyorum ki kabir içinden hüzzam. Neyin var be Çelebi? Yine mi dalgınlık yoksa? İş güç be dede. Daha başka neyim olur ki? Bak, bak senin için çaldırıyorum. İyi dinle. Gel. Galip Bey. Biz geldik. Ömer Asaf yolda uyuyakaldı. Ben de uyandırmaya kıyamadım. İmkansız. Doktor doğru söylüyor olabilir mi? Ya dede Fikri? Evlendin dalgındın, baba oldun dalgındın demişti. Bu tıp hiç yanılmaz mı ya? Sağ ol anne.
Niye çağırdı dedin Ömer Asaf'ı İstanbul'a? Yeni bir doktor buldum dedi ama. Aması ne? Bilmiyorum anne. İçimde kötü bir his var. Teşekkür ederim. Ömer Asaf, sen dışarıda bekle biraz. Tamam. Söyle Allah aşkına doktor, sonuç nedir? Söylesene. Ömer benim oğlum değil mi doktor? Maalesef Galip Bey. Ömer Asaf sizin çocuğunuz değil. Üzgünüm. Kemal Bey. Efendim Galip Bey. Bunu kimse bilmeyecek. Bilmeyecek Galip Bey. Son bir şey daha. Buyurun. Bunu benim bildiğimi de kimse bilmeyecek. İyileşecek miymişim baba? Baba beklesene. Ne dedi doktor? Ya beklesene. İşte yakaladım. Ben de elinden tutarım. Tuttum işte. Ya baba! Baba! Yalvarırım gitme. Hanzade lütfen yeniden başlamayalım yine. Emin ol ikimiz için de en iyisi bu. Ben İngiltere'de, sen burada. Ben şu yaptığına inanamıyorum. Allah aşkına söyler misin Galip kimim ben? Neyim ben senin? Karınım Galip. Ha bu kadar mı basit? Sen de biliyorsun ki birbirimize uygun değiliz. Anlaşamıyoruz, mutlu değiliz. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Hanzade ver şunu. Küçültme kendini. Ya. Ne yapalım? Kısmet. Demek çocuğumuz babasız büyüyecekmiş. Ne dedin sen? Duydun işte. Hamileyim. Baba, geldik mi? Uf, çok terlemişim ya. Vesel onu içeri götür. Hoş geldiniz Galip Bey.
sen ne oldu? Galip Bey bir garip. Hiç bilmem ki. Nasıl hiç? Onca yol geldin görmedin mi? Adamcağızın yüzü çarşamba pazarı gibi. Ömer Asaf'a üzülmüştür herhalde. Ne bileyim. Hadi içeri girelim. Canım, hadi. Geldin. Galip ne oldu? Doktor bir şey mi söyledi? Niye sessiz duruyorsun? Konuşsana. Galip. Galip.